Yani 6-7 bin yıllık bir uygarlığın üstünde duruyoruz hepimiz Diyarbakır'a gelince. Bir küçük tesadüf, orada bir de Atatürk Müzesi vardı. Oraya girdik, şöyle bir baktık ne var diye. Bir yazısını gördük. Yani yazmış buraya gelmiş anılarını herhalde Mustafa Kemal. Ya ne kadar medeni bir şehir. Yani döndük dolaştık bir medeniyete geldik demiş. Burası Orta Doğu'nun en medeni şehri. Bunu sadece binaları ve tarihiyle değil, aslında hem insanlarıyla açıklamak lazım. Ben Türkiye'deki kadın hareketinin baş şehri olduğunu düşünüyorum. Üstelik de asırlar boyu aşiretler vesaire tarafından, hani toprağa gömülen kız çocuklarından buraya gelinmiş, bunu böyle bir noktaya gelinmiş olması çok şaşırtıcı. Ben ne zaman gelsem kültüre çok aç ve çok bilgili, çok genç bir kitleyle karşılaşıyorum burada. Umarım önümüzdeki dönemde Ankara, İstanbul ve İzmir'den bütün sanatçılar, kültür insanları buraya davet edilirler. Ben gelmeye can attıklarından eminim. Bu değiş tokuş, yani bu şehrin açılması lazım. Kapanması değil, tam tersine Türkiye'ye doğru açılması lazım. Türkiye'nin de buraya doğru açılması lazım. Ve buna da arzu ve ihtiyaç var. Nasıl bir izlenimiz oldu? Önceki oyun öncesi Diyarbakır'da gezdiniz. Vallahi bir kere yani ben çok rahat ediyorum bu şehirde gezerken. Bilmiyorum, dümdüz olması nedeniyle belki. Yavaş yavaş kırık dökük yerleri de tamir olunan bir şehir. Kalplerin de tamir olması lazım. Bu çatışmalar, yani silahla adam edilmeye çalışan hiçbir kitle silahla adam olmamış. Bu adam etme kelimesi de çok berbat bir kelimedir ama yerinde bence. Bundan kurtulacağından eminim. Yani bizim, belki biz görmeyiz ama geleceğinin bu ülkenin, bu insanların, Diyarbakırlıların, buradaki Kürtlerin ve Türklerin birlikte yaşamayı kesinlikle becereceğinden ben %100 eminim. Yani yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmiştik. Bu ülke böyle bir garip bir iç savaş, birbirinden nefret eden insanlar ülkesi bir yandan da. Bir yandan da bu nefreti unutma arzusu da duyuyorlar. Bu kadar nefret çünkü insanın içini karartıyor. Nefret edenin bile içini karartıyor. Umarım sona gelinmiştir. Belki hani biraz daha kötü olur, ondan sonra artık kötüye gitmez. Burada ilginç bir şey, yaklaşık 70'ler, 1980'den beri sansür kurulu diye bir şey yok burada. Yani yasaklayanlar bölgesel valiler, kaymakamlar, o oyunu burada oynatmam diyenler, bazı belediye başkanları. Onlar da işte parmakla işaret edilebilecek halde. Bunlar hiçbir işe yaramaz. Çünkü artık teknoloji insanları öylesine bir özgürleştirdi ve teknolojinin kendisi öyle bir demokratikleştirdi ki bir şeyi seyretmek istiyorsanız mutlaka seyredersiniz.